Merhaba dostlarım, merhaba benim bilimsel ahbaplarım, ben Bay Higgs ve merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ne oluyor lan? Merhaba benim bilimsel ahbaplarım. Şey oldu, zaman karmaşası oldu. Geçmişte gelecek böyle bir an için birbirine karıştı. Onu da hallettik ama neden? Çünkü zaman üzerinde de çalışmalarımız oldu. Şimdi en son biz bu yarı ömür isimli kavramı araştırırken bazı paranormal olaylar oldu. Gerçeklik bükülmeye başladı. Buradaydık. En son gerçeklik bir noktada bükülüyordu. Bu arada yine... böyle daha iyi. Biraz daha rahat hareket ettirebiliyoruz. Şimdi biraz... Ne oluyor? Dur. Dur. Oraya gidersek başımız belaya girecekti. Buradan bir yere gidiyor muyuz? Başka silahımız da yok. Tabancamız hiç yokmuş bizim. Sanırım. O zaman benim şuradan bir tane şöyle yapayım ve şuradan boom! Oh be! Güzel. Eğilelim bakalım. Eğile geçelim şuradan. Alexander Felek'ten de bahsedeceğiz. Hayır git. Hayır komplo bu. Komplo kuruyorlar. Yapma! Oğlum bak. Lan. Canımız gitti bayağı. Alexander Felek adlı bir arkadaşımdan bahsedeceğim. Alexander Felek Balkan kökenli bir iş arkadaşımdır. Kendisi kozmos kaos döngüsünün üzerine falan çalışmıştır. Burası bir yere gidiyor mu bu arada? Evet gidiyormuş. Burası nereye gidiyor? Aşağıda kocaman dişler var. Onu gördün mü? Hoş değil. Hiç de hoş değil. Ben şöyle atlayacağım. Okey. Orada bir tane böcü var. Böcü. Peki. Bunlar o böcek havada. Saldırıya uğradık. Saldırıya uğramadığımız zaman mı var? Öldü mü hepsi? Bütün kafa böcek. O öldü. Normalde hepsi ölmesi gerekiyordu ama bazıları havada asılı kaldı. Neredeyse yer çekimi bunları aynı şekilde işlemiyor. Ama önce şuradan aşağıya bir inelim mi inmeyelim mi? Şurası beni korkutmuyor değil yani. Şu anda şu kocaman bir canavar gibi görünüyor böyle. İki tane dişi var. Aynen otorite. Otorite bizimle olduğu sürece güç de bizimle. Çünkü bilim sadece gerçeği otorite kabul eder. Bunu daha önce de size söylemiştim. Baştan tekrarlayayım. Bilim sadece gerçeği otorite kabul eder. Levye de gerçektir. Şu anda bu levye gerçek. O zaman levye otoritedir. Ve okey. Canavarın dişlerinden kurtulduk ama... ne yazık ki kendi yukarıdan dilliler var. Yukarıdaki dillileri çok şey yapmamak lazım. Bu arada bizim neredeyse hiçbir silahımız yok. Bir otoritemiz var. Bir de altı patlarımızda tek tabancamız var. Çok artık çaresiz kalırsak böyle pat diye kendimize sıkarız. Bu arada görüyorsunuz ekranımızın sol altında Nuka Cola yazıyor. O yüzden sağlıklı bir hayat için Nuka Cola için. Okey. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Orada köpüşlere benzeyen bazı yaratıklar var. Onları nasıl atacağız? Tamam. Şöyle yapacağız. Tamam. Hepsini bir şekilde hallettik ama canımızdan olduk. Olacağız. Az kaldı. Şurada güzel. Burada bir şeyler var. Bu arada bir şeyler aldık mı? Güzel. Altı patlarımıza 6 tane mermi aldık. Ne güzel. G-Man zaten devlet adamının kendisi. Benim G-Man'le herhangi bir ilişkim yok. Benim önüme çıktığı oluyor sık sık. Wow! İşte bu gördüğünüz bir uzaylı bir grant'tır. Uzaylıların askeri gibi bir şeydir. Bu kırılabiliyor mu? Kırılmıyor. Güzel. Şu uzaylı askerin şu göbeğinden çıkan tuhaf parça... Onun diğer canlılar üzerinden beslenmesine yardımcı olmaktadır. Bu parça ve çevresinden zarar görüyor sadece. Bilimsel araştırmalarımız bunu gösterdi. Bakın şurada da işte levyelerimin hücreleri falan var. Gittikçe yakınlaşıyor, uzaklaşıyor falan. Şimdi sanırsam şuradaki düğmeye basınca bu açılacak. Böyle bir çıkarımda bulundum. Otoritenin gücü adına. Bu otoriteyi duyacaksın uzaylı. Uzaylı paralı asker. Sen de paralı askersin biliyoruz.
Bak bu otorite. Bunun gücünü şey yapacaksın. Bu otorite beni buralara kadar getirdi. Bunun menüsü bitmiyor ha. Haberin olsun. Bu o kadar basit bir şey değil. Bu çok pahalı bir gem. Biz bunu uzaylılara işkence ederek onların o gözyaşlarının özünü çıkararak yapıyoruz. Öyle de bilim pis bir iştir aslında ama işte hangi ne anlamda ulaşıyorsanız artık. Bu da yazık. Bu da bize bakıyor şu anda. Hüzünlü bir ifade var ama biraz sonra şunu açtığımızda biz hüzünlü ifadeye şey yapacağız. Şu kapıyı açmak için şu düğmeye basmam lazım. Bu düğmeye basarsam da öyle sanıyorum ki uzaylı da serbest kalacak. O zaman da bizim gözyaşlarımızı yapacak. Aç lan aç aç aç. Wow wow wow. Gel bakayım. Şurada da böcüler var. Görüyorsunuz ya uzaylı. Uzaylı bizden korktu. Korkar çünkü. Burada burada. Ama daha gelmiyor ya bu uzaylı sanırım hakikaten. Travma vurama. Uzaylı. Uzaylı. Bilimin gücüne tanık ol uzaylı. Bilimin gücüne tanık ol uzaylı. Neredesin? Neredesin? İşte bu da dünyanın bilimi. İnsanoğlunun gücü bu da. Gelsin bakalım. Bilim yollayın bana. Bilim yollayın bana. İşte bu da böyle. Yalnız ben uzaktan şöyle tuhaf tuhaf telsiz sesleri duymaktayım. Sanırım yine paralı askerlerle başımız belaya girecek. Sizin silahınız bilimin karşısında ne işe yarayacak be? Bilim gerçeklerle uğraşır. Evet aynı zamanda salak bir paralı asker bu. Bizi sıkmaya çalışıyor duvarın altından, arkasından. Sen gel bakayım buraya. Gel. Ben bunu bilimle açıklayamıyorum. Serdar yönetmenimiz bunu gelecek hafta öcü böcü de izlesin. Silah. Ne kadar çirkin bir araç olsa da sonunda artık kullanıyoruz. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Altı patlarımızda altı mermi. Bunda tek şarjör, dört bomba. Diğer yandan otorite. Otorite yeter de artar bile. Şöyle bir bakıyoruz. Canımız tam, zırhımız yok pek. Hey, it's no good up there. It's all sealed and tied somewhere in the lab. İlmi. Maybe with both of them and get them to let us out. İlmi. Dostum benim. Sen biraz fazla mı çalışmışsın? Bir şey mi olmuş bilmiyorum ama ara sıra böyle tuhaf tuhaf hareketleri falan yapıyorsun. Sinir sisteminde bir bozukluk olabilir. Bir ara birisine göster. Canlı bir doktoru bulursam sana getireceğim şimdi. Yukarıda dışarı çıkabiliyormuşuz ama dışarı çıkmak için yetkili birisinin göz taramasına falan ihtiyacımız varmış. Böyle gözünü taratmamız gerekiyor. Kapıya tarayıcı var orada. Böyle bir adamı bulmamız lazım ama tabii böyle adamları bulmak zor, sıkıntılı. Ve tamam. Altı patlarımıza geçebiliriz artık. Nereye kaçtı bu adam? Okey. Şu anda çok kritik bir durumdayız. Ve öldürdük. Bu kadar mı? Bunlar sadece üstün ya. Yapacak bir şey yok. Her taraftan geliyorlar. Bayağı bir memnunumuz oldu bu arada. Şuradan geçemiyoruz. Peki. Gidip canımı doldurayım ben bence. Merhabalar baştan Hilmi Bey. Biraz can doldurmaya gidiyorum. Görüyorsunuz üstüm başım hep yara izi. Kurşun izi. Delik deşik. Peynir gibi oldum. Bilimsel jargonda böyle. Peynir gibi diyoruz. Gene ne oluyor? Bir şeyler yine patladı anlamadım ben. Burası hep böyle patlıyor. Çok kararsız bir yer burası. Ben buranın mühendisini bulursam var ya. Herkes gelsin bakalım. Herkes gelsin bakalım buraya. Sen de siz de gelin bakalım. Gelin. Oo, peki. Şuna bak ya. Merkezi sinir sistemi gelişmemiş şu uzaylı böceklere bak. Bilimin gücü sizin üzerinize de gelsin o zaman. Bilimsel olarak can doldurma nasıl oluyor Sayın X? O
Şimdi o makine bize belli bir kimyasal veriyor. Bu kimyasal bizim hücresel yenilenme olayımızı falan artırıyor. Aa bak burada da var bir tane, hemen göstereyim size. Gördünüz değil mi? Tabii üzerimizdeki özel giysinin de bir etkisi oluyor. Şurada ki bir şeyler vardı. Sevdiğim silahların biri geri gelmiş. Aa dur, benim bombalı tüfeğim mi vardı? Müthiş. Bu ne be? Bu da böyle bir böcek, bize zarar vermiyor. Sanırım bizi annesi ve babası olarak görüyor şu an. Bak oynamak istiyor. Bak oynamak istiyor. Tek gözü var, nasıl görüyor orasını çok çözemiyordum ama. Belki de böyle tek göz gibi görünüyor ama böyle birçok gözü var aynı anda, şey oluyor. Bu böceği ben mesela neden elimde tutuyorum? Neden böyle hemen yere atıp ezmiyorum? Sanırım biz bunu kullanacağız ileride bir şeyler için. Şimdi efendim dediğim gibi bazı durumlar oluyor ki bilim bazı şeyleri yanlış yapıyor. Bazı deneyler en azından beklemedik sonuçlar doğuruyor. Bu beklemedik sonuçlar doğduğun zaman bunu bir şekilde artık temizlemek bilim adamlarının işi, bilim insanlarının işi. Affedersiniz yine ayrımcılık yapmadan hala altı patlarımızda tek mermimiz duruyor. Benim neden hala bu kadar az mermim var bilmiyorum ama artık pompalı tüfeğim var. O yüzden daha rahatız. Oh 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 oh! Vurdu yine. Yine vurdular. Ne oldu? Ateş et bakayım. Ateş et bakayım. Ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Yalnız ben tuhaf tuhaf sesler duydum az önce. Anlam veremediğim... Bu adam nasıl öldü burada? Bu adam... buradan dışarı fırladı herhalde. Biz ne zaman bu deneyi yapsak gerçeklik bir bükülüyor. Bunları ben öldürdüm değil mi? Evet, o zaman burası geldiğim yer oluyor. O zaman şuradan aşağıya ineceğiz. Kullanalım. Bu uzaylı askerlerin uzun süreli hafızaları sanırım yeterli. Öldü. Evet. Yine savaş oluyor. Bir şeyler oluyor orada. Uzaylı öldü. Silah sesleri duydum. İnsan yapımı silah sesleri duydum. Mekanik silah sesleri duydum. İnsanlarla uzaylılar arasında geçen bu kısa mücadeleyi insanların kazandığını varsayıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar akıllıca stratejiler. Çünkü ben bir asker değil, ben bir bilim adamıyım. Geliyorlar. Gelmiyorlar. Bu salaklar da tuzağa düştüler. Kaçın. Ama kaçamayacaksınız. O kaçmıyor. Yani azından şey dediğim bu işte. Adam sorumluluk duygusu var. Ama kaçması gerekiyordu. Çünkü canlı bir varlık. Canlı varlıkları. Senin artık. Gelebildi mi? Bu salak da aynı tuzağa düştü. Elektrik salınımı oluyor orada. Benim şu anda bulunduğum odada yalıtkan bir oda. Yalıtkan malzemelerden yapılmış bir oda. O yüzden rahat rahat ilerleyebiliyorum. Tamam, askerleri de o şekilde halletmiş olduk. Ben efendim sponsorluk anlaşması yapmadım. Ben hak edene hakkını veririm. O yüzden Nuka Cola. O yüzden nükleer bombalar düşeceği zaman yanınızda Nuka Cola'nız hazır dursun. Aha! Güzel. Şimdi bir sonraki adımımızın ne olduğunu bilmiyorum. Ben sadece şu anda bir bilim adamı bulmaya çalışıyorum. Veya herhangi bir bilim kadını, ama bu tesiste nedense bir bilim kadını yok. Silah son derece isabetsiz bir silahmış.
be. Ne kadar şey bir yer ya. Bu çok ilginç bir askermiş bu da. O kadar vurdum hiç şey yapmadı. Sanırım bunun sol kolundaki reseptörlerde bir sıkıntı var. Bu ne biçim bir makinedir ve ne işe yarar yani? Ben bunu çözebilmiş değilim. O noktaya gitmeden önce. Vay, şuna bakın. Şu ortadaki kutuyu yok ettiğimiz zaman bizim için kötü şeyler olacak. De. Ama artık olmayacak. Şurada anladığım kadarıyla bazı yaratıklar var. O yaratıklar için de benim özel bir çözümüm var kafamda. Peki o çözüm nedir? O çözüm şimdi geriye doğru gidip orada bıraktığımız Hilmi Bey'i yanımızda getirmektir. Şimdi Hilmi Bey'i biz ne tarafa bırakmıştık? Hilmi Bey, gelin bakalım. Gelin bakalım Hilmi Bey. Şimdi sizinle birlikte yaratıklara da savaşacağız biz. Siz de güvenlik görevlisiniz yani bir zahmet. Siz de savaşın. Bakınız Nuka Cola. İyi bir şeydir. İçiniz. Bu kadar. İçimin o nükleer enerjiyle dolduğunu hissedebiliyorum. Bakınız Hilmi Bey, bunları hep ben yaptım. Normalde sizin yapmanız gereken işler. Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Gelin Hilmi Bey. Hilmi Bey gelsenize. Yürüyün Hilmi Bey, yürüyün. Yürü. Yürü. Bak karşıya git. Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Nereye gittiniz? Hilmi Bey nereye gittiniz Hilmi Bey? Siz güvenlik görevlisi olacaksınız. Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Nereye gitti bu? Gel bakayım Hilmi Bey. Madem öyle hadi gel. Anlamadım senin ne yapacağımı ama. Şimdi bak. Hilmi Bey. Hala takip ediyorsun değil mi? Güzel. Şimdi başka bir yol bulursak. Bak. Tek kurşunu senin üzerinde harcarım Hilmi. Peşimden gel. Hadi. Hadi korkmak yok. Sen buranın güvenlik görevlisin değil mi? Sana bu iş verilirken böyle şeylerden bahsedildi. Bak uzaylılar olacak dendi. Bak böyle şeyler olabilir dendi. Belki askerlerden bahsedilmemiş olabilir. Ama askerleri de ben temizledim zaten değil mi? Hadi gel bakayım o zaman. Hilmi Bey az önce dedi ki bütün gün yaptığım, yani en azından şu ana kadar yaptığım bütün atış talimleri şu anda meyvesini verecek dedi. Bak. Hilmi Bey, şu tarafa geçersen, tamam mı? Elimdeki bütün silahları sana vereceğim. Geçmezsen elimdeki bütün kurşunları sana vereceğim. Oldu mu canım? Bir de şöyle deneyelim. Hilmi nereye gidiyorsun Hilmi? Gel. Hilmi gel. Hayır. Bak ne güzel buraya geldin. Okay. Hilmi. Hilmi ilerle. Aynen ilerle Hilmi. Güzel. Hilmi. Hadi ilerle. Bak şu tarafa. Şu tarafa. Hilmi ilerle. Düz yol Hilmi. Hilmi neden böyle bir takıntın var senin? Ne oldu orada? Travma mı yaşadın? Ne yaptın Hilmi? Hilmi ilerle. Hilmi. Hilmi bak. 30 saniye içinde. 20 saniye. 20'den geriye doğru sayacağım. Sıfıra geldiğinde hala o tarafa gitmiş değilsen seni kafandan vuracağım. 20. 19. 4. 3. 2. 1. 0. Hilmi sen çok güzel iyi bir insandın. Seni tanıdığıma ben çok memnun oldum. Ama lakin görevini yerine getiremedin. O yüzden Hilmi. Aa tabanca aldık. Güzel. Bu tabancayı kullanırız şimdi. Daha güzel olur bizim açımızdan. Hilmi'ye üzülenler olmasın. Şimdi Hilmi Bey'le birlikte halletmeyi planlıyorum. Burayı. Hilmi Bey buradan da geçebiliyormuş. Hilmi Bey buradan da geçebiliyormuş ama hiçbir zaman o şeyde bulunmadı. Hilmi Bey bizi üzdü. Hilmi sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Ama korkan tekiydi. Oo. Bunlar beni gene gördü ya. Görmeyin kardeşim, neden görüyorsunuz beni? Öl artık! Hayır! Oha! İyi, hadi öleceğim zannettim. Bir an için gerçekten öleceğim zannettim ama ölmemişim. Şimdi biz buradaki yedek lazerleri
teker teker ateşleyeceğiz ve... Aa evet, az önceki adam kendi bombası yüzünden öldü değil mi? Ben zannettim başkası başka bir şey yaptı herhalde. Salak adam. Hey, bizim işimize yaradı. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Bilim ve aklın gücü böyle. Bilimi sabote etmeye çalışan kaba kuvveti geçer. Bu da ilginç bir şeymiş. Üzerinde nükleer silah şeyi var. Nükleer enerji işareti var. Bu da herhalde Cenk Oğuz'u ilgilendiren bir şeydi. Ona çok bir şey söylemeyin lütfen. Onu çok sevmiyorum biliyorsunuz. Neden şey yapamıyorum ben? Aa, mermimiz dolmuş. Biraz bunu kullanalım o zaman. Tabancayı kullanalım biraz. Ho 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 ha ha ha. Öldü. İyi, güzel. Devam o zaman. Hiçbir uzaylı, hiçbir paralı asker, hiçbir paranormal varlık beni durduramaz. Biliyorsunuz geçen videoda bazı olaylar oldu. Geçen yayında uzaylılar yetmemiş gibi işte bilimin uç kısımlarıyla yapılan bir silah. Bilimin artık böyle en zirvede olduğu an bu. Ve bu silahı daha zor durumlar için saklayacağım. İşte bilim. İşte bunları askerlerde orada burada falan bulamazsınız. İki şey de açık sanırım. Artık ana lazeri ateşleyebilir miyiz? Burası ana lazer değil. İki lazer de nereye gidiyor? Buraya gidiyor ve evet, artık onu da yapabiliriz. Hadi bakalım. Ve kalkan geri gitti. Bize duvarı... Des. Nuka-Cola. Ateş gibi içecek. Sen artık kesilir misin? Teşekkürler. Senin kesildiğine göre biz de buradan yavaş yavaş aşağıya doğru şey yapabiliriz diyecektim. Şuradan gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Birazcık sıkıntılı ama yapamayacağımız bir şey değil. Bence hadi doğru yere düş. Doğru yere düş. Hemen aşağı düşme. Güzel. Arkadaşınız ölüyor orada. Bir bilim adamı diyor. Sonunda askerler bizi öldürmeden bizi buradan çıkar. Bizi lobiye götür diyor. Biz de oradan çıkarabiliriz. İlk önce şu cerrahi bir şeymiş, makineymiş. Bu nasıl cerrahi bir şey? Ameliyat falan filan bir şey diyecektim. Ameliyat değil işte, cerrahi. Bu nasıl cerrahi bir makine? Siz buna nasıl operasyonlar yapıyorsunuz? Güzel. Şimdi ben bunu nasıl durduracağım? Şuradaki arkadaş Peter'mış bunun gerçek adı. Biz bunca zamandır yanlış biliyormuşuz. Buradaki arkadaş bu makineyi açmış. Ona da ölmüş. Herhalde bilmiyorum, belki kurtulmak istediği bir şeyleri vardır. Cerrahi yoluyla. Arkadaşlarımız var. Bu salaklar her zaman geri çekilmek istiyor atış ettikten sonra. Neden bilmiyorum ama. Benim işime yarıyor. O çekilsinler. Güzel. Şimdi şuradaki elemanlar, şuradaki yaratıklar beni birazcık şey yapıyor, tehdit ediyor. Bilim adamlarını unutmadım da şuradaki yaratıklar beni birazcık endişelendiriyor. Çünkü bilim adamlarının sağ kalması lazım. Neden? Çünkü onlar bilim adamı. Sen buradan geçme. Şurada sana çok benzeyen ve ölmüş bir adam var. Belki kardeşindir, bilmiyorum. Travma geçirebilirsin. Sen gel. Let's go. Seni yanıma alıyorum. Onu almıyorum çünkü genelde hep ilk siyahi karakterler ölür. Ben ilk siyahi karakterler ölsün istemiyorum. Bir şey olursa bu adam olsun. Sonra diğer neydi onun? Bedrettin'i götürürüz artık. Adı her ne altsa işte. Gel bakalım Bedrettin. Yo, sen Seyfettin'sin. Neyse. Gel bakalım. Bir şey etsen orada. Dışarısı cehennem gibi diyor. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. And I don't expect you'll meet many of our peers along the way. But if you do survive and somehow make it across the base, you'll end up at the Lambda complex where the rest of the science team has taken shelter. 5 dakika. Dur. Konuşma yeter artık. Yeter artık konuşma lan. Beni takip ediyor bu. Dışarı çıkacağım ben oğlum. Sen dedin ki dışarı çok tehlikeli, askerler kaynıyor dedin, beni alıyorlar dedin. Dışarı çıkarsam ölme ihtimalim çok yüksek dedin ama beni takip ediyorsun. Neyse, kravatın güzelmiş. O zaman ben çıkıyorum. Uf. Ya patladı ya. Benim teşekkürler.
Burası hakkında ilginç bir bilim adamımız oradan hala konuşuyor bizlerle. Ya ya işte biraz gelirsen. Ya Seyfettin hala bozuk şey yapıyor oradan ya, konuşuyor ya. Tamam Seyfettin, tamam. İşte böylesiniz siz de ya. Böylece kolayca halledilebilen makinelersiniz siz de. Hadi görüşürüz Seyfettin. Güzel, güzel. Zırhımız için yakıt. Zırhımız için yine yakıt. Zırhımız için yine yakıt. Harika. Çok güzel şeyler bunlar. Hadi bakalım ne olacak şimdi iş. Bu bölümün oldukça zorlu olduğunu duydum. Her tarafta yanıcı şeyler var. Bu adamı ben vuruyorum. Ve bana dönmüyor. Ancak bilim şeyi öldürürsünüz siz böyle silahsız. Yaşı çıkmış. Bilim insanlarını öldürürsünüz. Bu askerlerle ancak bu kadar. Serdar yönetmenimiz Resident Evil adlı bir oyunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Onu bitirdikten sonra SCP'ye geçecekmiş. Onun için böyle büyük final gibi bir şey yapacakmış. Hadi bakalım ne yapacak? Onu biz de bekliyoruz dört gözle. Uçan araç getirmişler. Hayır. Haksızlık bu. Ben uçamıyorum. Ha, benim elimde de bu var işte. Okey. Bu üzerimize füze yolluyor sanırım. Sen neden ölmüyorsun be? Tamam, bu gidiyor yavaş yavaş. Güzel. Gel bak. Aa. Oh. Sakin. Okey, işe yaramıyor planım. Planım çok işe yaramadı. Okey, yine patlayıcı sıkıyorlar. Peki elimizde büyük ne var? Oo, altı patlarımız duruyor hala. Güzel. Koş. Su hiç hoş değil. Hey. Tamam şimdi. Bu şekilde saklanmamız lazım bir şekilde. Ben bir git bakayım oradan. Gel. İşte öyle olursun. Kimse Bay Higgs'le uğraşamaz. Hadi be hızlı hızlı be. Hızlı. Peki şurada. Sen gel bakayım buraya. Sizin gibi uzaylılar benim gibi merkezi sinir sistemi gelişmiş canlıların karşısında yeterince duramaz. Şimdi. Oh be. Güzel. Bu aynı helikopter mi? Değil bu aynı helikopter. Bu başka bir helikopter. Çabuk. Sıkıntı. Helikopter peşimizden şeyler yolluyor sürekli. Right, okay, şimdi. Efendim, hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim vaktim bugünlük doldu. Teşekkürler hepinize geldiğiniz için. Serdar yönetmenimiz bir 5-10 dakika sonra yayına geçecekmiş. Yayını o devralacakmış. Mountain Blade Warband adlı bir oyunu oynayacakmış. O yüzden gerçeklerle kalın diyecek başka bir şeyim de yok. Ben biliyorsunuz showman değilim. Ben bilim insanıyım. Gideceğim. Şimdi araştırmama devam edeceğim. Hadi o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.